Şimdi Bolide Havaalanı derken şöyle yanlış anladın tabi. Şöyle bak. Diş uçuşlar şu anda Trabzon'da yapılıyor ya. Masayıncı bu başkan bu havaalanı ilk yanılmıyorsam bize de konuştuk. Şöyle o zaman söyleyeyim. Şimdi havaalanımız tamamlanmak üzere. İnşallah bu arada uçaklarımız havaalanına inmeye başlayacak. Ve bu yatırım hakikaten Rize özelinde çok devasa büyük. Sadece Rize özelinde değil, ülkemiz için devasa büyük bir hizmet. Bunu bir teslim edelim. Havaalanı ile alakalı bu büyük hizmeti şimdi farklı konularla böyle küçük düşürmeye, konuyu saptırmaya çalışıyoruz. Geçen mesela sosyal medyada gördüm. İsmail Saymaz, hemşerimiz. Çıkmış diyor ki Rize'de ne gerek var havaalanına? İşte Rize'de ne gerek var lojistik limanı? Yani ne gerek var şuna, ne gerek var buna? Yani esasen sorarsan hiçbir şeye gerek yok. Yani üniversiteye de Rize'de gerek yok, havaalanına da gerek yok, tünellere de gerek yok, yollara gerek yok. Çok böyle yakıştıramadım yani. Hani daha hakikaten böyle entelektüel, donanımlı birisi olarak, bir hemşerimiz olarak kendisini tanıyorduk. Her ne kadar elbette ki muhalefet yapsa da, muhalefet olacak zaten. Ama yani Rize'de havaalanına ne gerek var? İşte Trabzon'da havaalanı var. Artvinli hemşerilerimiz de zaten Batum'a gidiyor ya. Batum'a gitmekle kendi ülkenin içerisindeki bir havaalanını kullanmak ve bu havaalanının ilimize katacağı katkılar, değerler, turizm potansiyelini artırma noktasında ve ilin gelişmişlik düzeyini büyütme noktasında ortaya koyacağı ivmeyi göremeyip sırf AK Parti'ye muhalefet etme adına bu söylemlerde bulunmayı hakikaten anlamak mümkün değil. Gerçi zaten şu var, CHP'liler biliyorsun şunu demişler, AK Parti dünyanın en iyi işini yapsa da biz yine beğenmeyiz ve hayır deriz. Belki bundan dolayıdır bilmiyorum ama bizzat partide yöneticilik yapmayan kişiler de ama bu denli objektif olmayan bir söylemde bulunmak hakikaten yakışmıyor. Bizim havaalanımız inşallah bahar ayında hizmete geçecek. Hemşehrilerimiz bunu kullanacaklar. Daha konforlu, daha kaliteli bir seyahat etme imkanına kavuşacaklar. İlimizin az önce ifade ettiğim gibi hem turizm potansiyelinin gelişmesinde hem de birçok noktada kalkınmasına ivme katacak bir yatırım. Hemen hemen altyapı, üst yapı tamamlanmasıyla beraber 5 milyarı bulacak ortalama yaklaşık olarak bir yatırım. Geçen gün ulusal bir kanalda haber sitesinde gördük. Uydudan işte havaalanının, Rize Artvin Havaalanı'nın görüntüsü Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren yatırım diye. Hakikaten bu bizi gururlandırıyor. Elbette ki burada Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve bu projeleri ilimize, hemşehrine kazandırmasının katkısı çok büyüktür. Havaalanının işte bölge havaalanı ya da farklı havaalanı işte yurt dışı uçuşlara açık kapalı olması durumu şu aşamada onlar olacak şeyler değil. Yani bölge havaalanı, havaalanı diye bir ünvan statü zaten yok. Baş müdürlük var. Baş müdürlüğün de kazanımı şu. Yani müdürlük olduğu zaman bir yere bağlı olmuyor. Ya da işte bir tanesi bölge havaalanı, diğerleri ona bağlı diye bir durum da yok. Baş müdürlük var, bir de müdürlük var. Baş müdürlük olduğu zaman altta birkaç tane daha müdürlük ihdas ediliyor. Onun dışında farklı bir durum yok.
yurt dışı uçuşlar noktasında zaten havaalanı açıldıktan sonra bunlar planlanacak. İnşallah elbette ki biz de bunu arzu ediyoruz. Bir olacaktır da. Çünkü çok stratejik bir havaalanı burası. Yurt dışı uçuşların da bir noktası olacaktır bu havaalanı. Bu havaalanında Türk Hava Kuvvetlerimizin de hangarı var. Sahil güvenliğinde var. Bunlar da bizim için çok önemli unsurlar. Bunları da atlamayalım. Kalitesiyle, yapımıyla muazzam bir havaalanı. Şimdi lojistik liman yapılıyor İngiltere'de başlandı. Lojistik liman tamamlandığında mevcut Rize Limanı'nın işlevini yitirileceği konuşuluyor. Böyle mi olacak yoksa iki ayrı liman şeklinde devam edecek mi şey olarak? Şimdi şöyle, iki ayrı liman elbette ki olmaz. Yani lojistik liman devasa büyük bir liman. Lojistik merkez. Bunu da tabii ki pek kavrayamıyoruz galiba. Lojistik liman dediğimiz bütüncül bir projenin bir parçası. Yani Karadeniz sahil yolu tamamlanmış, şimdi İyidere, İkizdere otoyolunun tamamlanmasıyla inşallah Ovit tüneli tamamlandı. İkizdere'ye kadar tamamlanıyor. İkizdere ile Ovit arasındaki projelendirilmiş inşallah uygun bir zamanda, kısa bir zamanda onun da ihalesi yapılır. Arka tarafta Kırık, Dalıkavak tünelleri yine çalışmalar yapılıyor. Onların tamamlanmasıyla ark alandan birçok ürünün limana akmasını ve buradan Avrupa'ya doğru işte ilerlemesini sağlayacak olan çok stratejik bir konumda olan bir yer. Hatta bunu daha önceki yayınlarda da ifade ettik. Yani Nahçıvan'dan Azerbaycan arasında Ermenistan'la anlaşma olur da eğer Zengezur hattının açılması, Azerbaycan, Hazar Denizi, Orta Asya'dan bir bağlantının bizim lojistik limana sağlanması bambaşka bir hüviyet kazandıracaktır. Lojistik liman olduktan sonra, lojistik merkez tamamlandıktan sonra ki inşallah en kısa zamanda hızlı bir şekilde yapılacaktır. Diğer mevcuttaki limanla ilgili de farklı planlamalar ileriki olacaktır, yapılacaktır. Şimdi, ama şu ne kadar önemli bir şey, bunu belirtmek istiyorum. Farkında mısınız? AK Parti iktidarlarından önce bir gazeteci şunu sorardı. Yani bu soru artık sorma şekli değişti. İşte havaalanı acaba açılabilecek mi? Lojistik merkez daha yeni başladı. Normalde bir gazeteci şunu sorardı. İşte lojistik merkez tamamlanabilecek mi? Şükürler olsun ki AK Parti iktidarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK kadrolarının vermiş olduğu güvenle birlikte artık gazetecilerimizin literatüründen şunu çıkardık. Olabilecek mi, yapılabilecek mi? Yok. Yapılacak ama ne planlıyorsunuz bununla alakalı? Şimdi, biz de planlarımız var. Muazzam bir şey. Kaynaklanıyor. Hastanesi deniz üzerine yapılacağı ihalesinin olduğu dolu yer evet. Olduğunu Sayın Milletvekili yanılmıyorsam açıkladı. Evet, siz mi bilmiyorsunuz. Doğru. Milletvekili hatırlıyorum. Şimdi Rize'de bazı yerler konuşuluyordu. Salak Havalesi'de, Düzköy'de. Konuşulurken bu özellikle deniz dolgusu üzerine yapılması neden gerekti? Yani bir başka yer değil de neden deniz dolgusu olarak ilan ediyor? İlimizi bilen birisi. İlimizde bu denli devasa bir projeyi gerçekleştirmek için uygun arazinin olmadığını en az benim kadar biliyoruz. Yani zor. Kamulaştırması, kamulaştırmaya kalkıştığınız zaman vatandaşın memnuniyeti, büyük ölçekli arazilerin bulunması, yani bu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için normal bir yerde, mevcutta dolgu yapmadan alan oluşturmak hem vatandaşlarımıza hem şehirlerimize bir memnuniyetsizlik oluşturuyor, hem de daha maliyetli oluyor. Dolayısıyla sahilde sadece bu değil tabii. Birçok koşul var bunu belirlemeli. Yani konum olarak önemli, güzergahı önemli. İcabında burada yapılacak olan 800 yataklı hastane çok lüks bir otelin formatında, donanımında belki sağlık turizmine dahi hizmet edebilecek vasıflar. Dolayısıyla güzergahı konumu da çok önemli.
ve daha az maliyetle bunu mevcutta ve daha hızlı bir şekilde. Bugün Salarha Vadisi'nde ya da farklı işte diğer vadide bunu yapmaya kalkalım dersen o kamulaştırmalar, bedeller, uğraşısı seneleri bulur. Dolayısıyla hızlı bir şekilde. Çünkü sağlıkta vatandaşlarımızda, hemşehrilerimizde mevcutta elbette ki hizmetler yapılmış ama zamanla yenileriyle bunu tamamlamak gerekiyor. Hemşehrilerimizi kaliteli, konforlu sağlık hizmetinden hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde faydalandırmak için bu yatırımı hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Ve şu anda ihalesi yapıldı. Büyükçe bir alan dolgusu yapılıyor. İhalesi yapıldı. Müteahhit firmaya da yer teslimi yapıldı. En kısa zamanda zaten somut olarak çalışmalarını görmeye başlayacağız. Yanılmıyorsam bir aksilik olmazsa eğer bir yıllık bir zaman diliminde dolgu tamamlanıp üst yapıya inşallah başlanacak. Dolayısıyla konum olarak en ideal yer. Yani Sağlık Bakanlığı sadece bahsettiğim işte kamulaştırması olsun değil. Farklı değerlendirme argümanları da var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde en ideal konum. Ve burada dolgu yaptığımız yerde herhangi bir plaj ya da sahilde bir farklı bir rekreasyon alanını bozmuyoruz. Mevcut dolguyu biraz daha ileriye doğru alıyoruz. Yüksek bir yapı olmadığı için herhangi bir görsel bir bozukluk da olmayacak. Belki bambaşka yeni farklı bir güzellik de oraya katabileceğiz. Öyle de bir çalışmamız var. Ancak bunu ifade etmek istemiyorum. Vekillerimizle beraber bunu konuşuyoruz. Biliyorsunuz İktidar Partisi'yiz ve söylediği lafı yerine getiren bir partiyiz. Söylediğimiz laf ağızdan çıktığı zaman hemen vatandaşımız bunu satın aldığı için çalışmamız tamamlanınca onu da duyururuz. Ama şu anda şimdi söylemeyelim. İstat Bey, üniversiteden şeyden başlar. Üniversiteden bir soru soracağım size. Mesela dün valiye de aynı şeyi, sayın valimize de aynı şeyi söyledim. Özellikle araştırma hastanemizde doktor sıkıntısı yaşanıyor. Gelen durmuyor ve bir şekilde gönderiliyor. Mesela gönderilenler diyebilirim size. Çaban Çipşer'in gönderilmesi gibi veya Engin Dursun'un gönderilmesi gibi veya sayın rektöre oy vermediği için kurt bulunup gönderilen Engin Serkan soyadını hatırlamış şu an şarjda çalışıyor. Serkan Bey gibi değerli hocalarımız gönderildi. Peki yani şehir hastanesi yapıldığında bu tür doktor sıkıntısı çekecek mi hastanemiz? Çekmeyecek. Şunu da ne söyleyeyim. Rize'den gönderilen bir doktorumuz falan yok. Kendi isteğiyle ayrılan doktorlarımız elbette ki olandır. Yani gelen olduğu gibi giden de olacak. Bugün yakın zamana kadar ilimizdeki doktor sayısıyla şimdi günümüzdeki doktor sayısını kıyasladığımızda kıyas kaldırmayacak derecede fazla sayıda doktor hekim sayılarımız. Öyle ki artık farklı alanlarda uzmanlıklar arttığı için şu anda ilimizde çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji, immünoloji ve alerji alanlarında dahi doktorlarımız var. Hemşehrilerimiz artık bu konularla alakalı Trabzon'a ya da farklı yerlere gitmek zorunda kalmıyorlar. Ama onkoloji ve yok. Çocuk onkoloji de var. Tabii. Bir tane doktorumuz var. Onkoloji de var. Elbette ki gönül daha fazla olmasını ister. Bununla alakalı da çalışmalarımız var artmasıyla alakalı. İnşallah onu da sağlarsak hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetin gelmesi noktasında yine bir ivme kazanmış olacağız. Ama şehir hastanesinde bu gerçekten bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Elbette ki doktor sayılarımızın artması noktasında ve burada da bu çeşitliliğin artması noktasında daha iyi çalışmalar olacak inşallah. Şimdi geçen bir sorum daha var. O en son sorulacak bir şey olduğu için ulusala geçeyim. Birkaç ulusal sorum da var size. Yok, ulusal pek ilgilenmiyorum. Gübre meselesine girerim. Biliyorsunuz geçen sene gübre 2000 liradan. Ben öyle aldım. Ben de bir çay üreticisiyim. 2000 liradan tonunu aldım. Ama geçen bu sandık tam gübre var şeyde. Ona sordum, geçerken uğradım, sordum. Yani ben kooperatiften aldığım için almadım. Bana gübrenin tonunun 10 bin lira olduğunu söyledi. Şimdi
gübredeki bu değişime hükümet olarak bir destek olacak mısınız? Bu fiyatlara dur diyebilecek gübre misiniz? Fiyatları ile alakalı, bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz, sadece Türkiye'den kaynaklı bir durum değil. Dünya genelindeki malum koşullardan dolayı elbette ki ekonomik dengelerde fiyatlarda bir oynaklık var. Fiyatlarla alakalı, gübre fiyatlarıyla alakalı hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah çalışmanın neticesinde daha müstahsilimizin memnun olacağı işler olacak. Çalışma devam ediyor şu anda, onun için bir şey diyemem ama çalışmamız var. Mesela dolar, ulusal bir soru ekonomik anlamda 18'e kadar çıkmıştı. Yani 8 liradan 18 liraya kadar çıkmıştı. 13 liraya kadar düştü. Küsürleri var, onları söylemiyorum. Buna rağmen elektriğe, doğalgaza ve dün akşam bile petrole zam geldi. Düştüğü halde zamların gelmesi ve bu zamların devam edeceği endişesi var toplumda. Neden kaynaklanıyor bu konu? Şöyle, bu önceki zaten süreçten gelen zamlar. Ama burada şöyle bir durum var. Az önce de ifade ettim ya. Bu fiyatlar, fiyat artışları, ekonomik dengelerdeki değişiklik sadece Türkiye'de olan bir husus değil. Pandemiyle beraber doğalgazı ve elektriği, akaryakıtı dünyanın diğer ülkeleri, dünyadaki diğer ülkeler bizden daha da fazla, daha pahalı kullanıyoruz. Devletimizin bizim akaryakıt, doğalgaz, elektriğe ciddi bir katkısı, desteği var. Ama sanki bu sadece Türkiye'de böyleymiş gibi, sadece Türkiye'de bu işler oluyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu pandemi sebebiyle dünyada var olan ekonomide kaynaklanan sıkıntılardan ileri geliyor. Ama sadece doğalgaz olayına bakarsak, doğalgaz üzerinde biliyorsunuz Karadeniz'de doğalgaz rezervleri bulundu, yeni sondajlar yapılıyor, Akdeniz'de inşallah. Bunlar 2023'te, 2022 sonunda çıkarılacak ve Cumhurbaşkanımızın da bunlarla alakalı vatandaşımıza bunları çok iyi koşullarda istifade edeceğiz, yararlandıracağız demesi. Ve bunlarla beraber bizim ekonomide cari açığımızın fazla vermeye başlamak, çünkü enerjide ciddi bir dışa bağımlılığımız var, çok daha farklı noktalara bizi getirecektir. Son olarak şunu söyleyeyim, bir de bir soru sorduk. Benim son sorum şu. Yürümüş'te bir seçim var. Aday olmayı düşünüyor musunuz milletvekili aday? Biz de şöyledir. Yes. Biz mevcutta işimizi en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Şu anda bize ciddi bir sorumluluk yüklenmiş. Hem Cumhurbaşkanımız güvenmiş bir sorumluluk ilindeki, kendi memleketindeki temsil yetkisini bize devretmiş, vermiş. Bir de hemşehrilerimizin de elbette ki bir güveni, desteği var. 3 tane milletvekili vermiş, belediyeleri vermiş. Bunlarla alakalı almış olduğumuz sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz biz. Bizim gayemiz şu, mevcutta işimizi en iyi şekilde yapmak. Verilen, yüklenilen bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek, hemşehrilerimize daha iyi hizmet getirebilmenin gayret içerisinde olduk. Biz bununla sorumluyuz. Biz bugün bunu yaparız. Yarın ne getirir? Bunu bilemeyiz. Ve biz yarınla alakalı da hedefimiz, gayemiz şu. Nasıl ki şu anda 3 tane milletvekili AK Parti'den seçildiyse ve milletimizi, hemşehrilerimizi en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisindeyse, inşallah 2023'te de yine Cumhurbaşkanımızın memleketinde hem Sayın Cumhurbaşkanımıza memleketinden hemşehrileri olarak en üst düzeyde gerekli desteği vermek, hem de yine hemşehrilerimizi AK Partili 3 tane milletvekili temsil edebilme gayretimiz var, çalışmamız var. İsimlere biz takılmayız. Ha bu kim olur? A olur, B olur. Önemli değil. Peki 2-1 olursa kendinizi başarısız sayar mısınız? Allah'ın izniyle 3-0 olacak. Oldu 2-1 diyelim. Allah'ın izniyle 3-0 olacak.
Onun için hemşehrilerimize biz güveniyoruz. 2-1 olursa elbette ki ben burada iyi başkanım. Bu teşkilatın içerisinde bir 3 milletvekilliğinden 2-1'e gelirse elbette ki bizim bunda olumsuz anlamda bir katkımız olmuş olacaktır. Yaz çay fiyatı gayet iyi. Sadece destekleme fiyatı 13 kuruş olarak belirlendi. Ama burada şöyle bir şey var. Zaten bazı firmalar özellikle şunu istiyor. Özellikle yani bazı firmalar değil, daha doğrusu şu. Esasında özel sektör şunu istiyor. Yaz çay taban fiyatını artışı yapılacağını destekleme artsın. Desteklemeden ziyade bu artışın, yapılacak olan artışın desteklemeden ziyade yaz çay taban fiyatına olması bir sonraki yıl için taban fiyatının yüksek olduğu için oranın daha fazla belirleneceği anlamına gelir. Bunun için desteklemeden ziyade yaz çay taban fiyatının artması müstahsilimizin, üreticimizin lehinde olan bir şey zaten. Bir başkanım, üniversite öğrencileri, üniversite gençleri bizim geleceğimiz malum. Fakat Rize'de benim gözlemlerim ciddi anlamda bir barınma sorunu var. Öğrenci evlerinde kalmak zorunda kalıyor çocuklar. Şimdi yurt var Rize'de. Çok güzel. Aynen, yurtlarımız var. Yurtlarımız var. Yeni bir yurt olacak mı? Çünkü buna bir ihtiyaç var. Şu anda devlet yurdu. Bir tane açıldı galiba. Ensar öyle bir şey söylemişti. Yani bilmiyorum. Esasında Rize'de ciddi manada yurtlarımız var. Ama inşallah yanılmıyorsam Nisan-Mayıs gibi başlayacak. At meydanında, yani Dosma diye bildiğimiz, orada mevcutta bir yurdumuz var zaten. Ama hem katı az, kapasitesi az. Hemen arkasında da bir viyadük var zaten. Orada daha yüksek kapasiteli, inşallah güzel bir yurt inşaatımız başlayacak. Devamında belki bir tane daha da olabilir. Ama dediğim gibi esasında Rize'de fazla bir yurt sıkıntımız yok diyebiliriz. Şimdi şöyle başkanım, yok, özel var. Yurtlar falan çok var da devlet yurdu olarak, hani devlet yurdu ekonomik olarak da daha uygun geliyor ya, hani bu bir ihtiyaç. Günümün çoğunu üniversite öğrencilerinin içerisinde geçirdiğim için onların sıkıntılarını az çok biliyorum. Evet, yani şimdi dediğim gibi mevcutta yurtlarımız iyi. Koşulları da iyi, koşulları da iyi. Ancak Nisan-Mayıs gibi inşallah Dosma mevkisinde, At Meydanı mahallesinde inşallah mevcut yurdumuzu yıkarak yerine daha büyük kapatacak bir yurt inşaatımız olacak. İnanamıyorsam üniversitede hoca öyle söylemişti. 14 bin civarında bir öğrenci var ama yurt kapasitesi 5 bin civarında. Yok, öğrenci sayısı kapasitesi daha fazla. Ancak bunların Rizeli olanları var, Trabzon'dan gelenleri var, kendi evde kalanları var, özel yurtta kalanları var. Yani yurt anlamında Rize'de hakikaten bir sıkıntımız yok. Şimdi donanım açısından da bir sıkıntımız yok. Ama daha da rahata kavuşturmak için öğrenci kardeşlerimizi, ki bunlar bizim için çok önemli. Dediğim gibi yeni yurtun inşaatımız da olacak. Yani. Şimdi we'll be right back.